Herkese merhaba, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tarif hazırladım. Cevizli içli kete tarifi hazırlıyorum. Derin dondurucularınızda da saklayabilirsiniz. Bizler yıllardır severek tüketiyoruz. Sizlerin de bu lezzeti eminim beğeneceğinizi düşünerek de bu tarifi hazırladım. Yapımı oldukça kolay. Gerçekten bu lezzet başka. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. 1 çay bardağı yoğurt, 2 su bardağı süt ilave edelim. Kullandığımız malzemeler ortam sıcaklığında olsun. Sizler kuru mayayı bu kısımda ilave edin. 2 yumurta akı içine, sarısı üzeri için 2 tatlı kaşığı şeker. Karıştıralım. 1 tatlı kaşığı sirke veya 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave edebilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ. Malzemeleri karıştıralım. Bu kısma çok dikkat edelim. Mayayı ilk başta koyacaktım, unuttum. Kusura bakmayın. Bu şekilde biraz zor aktifleşiyor. Yağı ekledikten sonra mayanın erimesi çok zor oluyor. Sizler yoğurt ve sütü ilave ettikten sonra lütfen kuru mayayı ilave edin. Ben şu anda biraz bekletmek zorundayım. Daha sonra 7 su bardağı kontrollü un ekleyelim. Unun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip bu şekilde unu azar azar ilave edip karıştıralım. Sizler 6 su bardağı unla başlayın. Azar azar yavaş yavaş bu şekilde benim yaptığım gibi ilave edin. Kıvamı hamurun yumuşak olması gerekiyor. Gerçekten un kalitesinde çok farklılıklar oluyor. Genelde 1,5 su bardağı fark oluyor. Ya 1,5 su bardağı eksik ya da 1,5 su bardağı fazla oluyor. Hamuru iyi bir şekilde yoğurursak çalışmamız da çok güzel olacaktır. Bakın videoda gördüğünüz gibi yoğuralım. Tabii kete hamurunda mayalanması çok önemli. 1 saatten fazla da mayalandırabilirsiniz. Hamur iki katı olana kadar bekletelim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini kapatalım. İki katı olana kadar bekletelim. 1 saatten fazla da bekletebiliriz. Hamur mayalama işleminde bizlerde ketenin en önemli iç harcını hazırlayalım. Bu kısım çok önemli. 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ilave ettim. 3 veya 3,5 su bardağı un ilave edelim. 1 tatlı kaşığı şeker ilave ettikten sonra kavuralım. Orta ateşte kavuralım. Bu kısımlara çok dikkat edelim. Ocağın başından ayrılmayalım. Orta ateşte sürekli karıştıralım. Arada bir elinizi dinlendirebilirsiniz. Keteyi kete yapan, gerçekten lezzetine lezzet katan bu kısmıdır. 1-1,5 su bardağı ceviz ilave edelim. Burası isteğe bağlıdır. Malzemeyi çoğaltıp da azaltabilirsiniz de. Ceviz bir küçük kasede olabilir. En önemli alan burasıdır. Burası çok keteye lezzet katar. Çok güzel bir şekilde kavurursak gerçekten enfes bir lezzet olur. Un kokusu çıkana kadar kavuralım. Hafif biraz pembeleşmesi gerekiyor. Ocağın başından ayrılmayalım. Güzel koku gelene kadar kavuralım. Çok da kavurursanız keteniz acı olur. Az kavurursanız kete hiç lezzetli olmaz. Lütfen bu kısımlara çok önem verelim. En önemli püf nokta burasıdır ketenin. Ben pembeleştikten sonra, güzel koku geldikten sonra hemen alıyorum bir kaba. Daha sonra biraz soğumasını bekleyeceğim. Kanalıma daha çok video yüklemem için lütfen abone ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız videoyu paylaştığım zaman anında haberdar olmuş olursunuz. Ara katına sürmek için 125 gram tereyağı
yarım çay bardağı sıvı yağ. Kete hamuru 1 saat beklettim. Üzerini açalım. Bir havasını alalım. Unu kavururken ve ara katlarına sürmek için sıvı yağ ilave etmiştim. Full tereyağı da kullanabilirsiniz. Toplamda 6 eşit parçaya bölelim. Altı eşit beze hazırladıktan sonra üzerini kapatıp 15-20 dakika bekletelim. Çünkü hamuru açmamız daha kolay olacak. Beklettikten sonra artık açabiliriz. Gerçekten çok kolay açılıyor. Oklava kullanmasını bilmeyen bile bu hamur kıvamını çok güzel açar. Oklaya vurdum mu açılıyor. Bu tarifi derin dondurucularda da saklayabilirsiniz. Kanalımda sadesi de var. Sadesinden de yapabilirsiniz. En son yüklediğim kete tarifi çalışma daha farklı. Bu cevizli tarifimi de o tariften de yapabilirsiniz. Çalışma şeklini. Ama bu yöntemle de çok hızlı oluyor. Bakın, oklavaya vurduğun anda açılıyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videomu ailenizle, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Tarifimi denedikten sonra mutlaka yorumlarda paylaşın. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Kanalımdaki bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamur işlerinde püf noktalar ve çok kolaylıklar sağlıyorum. Hamur işi hazırladığım bütün videolara göz atın. Genelde birçoğunu derin dondurucuya kaldırıyorum. Daha sonra tüketiyoruz. Yorumlarınızı görüyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok önemli. Sizlere daha çok video paylaşmak için lütfen kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İki tane bezeyi gösterdim açmayı. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz aynı şekilde yapıyor olacaksınız. Bu arada da bütün püf noktaları da kaçırmamış olursunuz. Bu videomda detaylı anlatımı yaptım. Videomun başından sonuna kadar. Çünkü bu tarifi aynısını yapın çok istiyorum. İlk olarak iki beze açtım, bir kenara aldım. Bir bezeyi yağlıyorum. Daha sonra iç harcı eklemeden diğer ikinci bezeyi alıyorum. Daha sonra tekrar yağlıyorum ve iç harcını ilave ediyorum. İç harcını da tabakta 5'e bölelim. Eşit bir şekilde 5 bezeye ilave edelim. Çünkü en altına bir tane aldık. İçine iç harcı eklemedik. İkinci bezeye iç harcı ekledim. Daha sonra üçüncü bezeyi üzerine kapattım. Bu kısımlara dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Aynısını yapalım. Daha sonra yağı ilave ettikten sonra tekrar iç harcını ilave edelim. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. İç harcını 5'e bölelim ve daha iyi oluyor. Eşit bir şekilde her tarafına geliyor. Bütün bezelere paylaştırmış oluyoruz. Gerçekten kat kat tel tel ayrılıyor. Çok lezzetli bir kete oluyor. Ceviz kısmı isteğe bağlıdır. Bizler sade de tüketiyoruz, cevizli de tüketiyoruz. Gerçekten bu lezzet başka.
Bilenler bilir, bilmeyenler de mutlaka denesin. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. En son bezeyi de aldım. Daha sonra üzerini yağladım. İç harcını ekledikten sonra artık sarım işlemine başlayabiliriz. Bakın ben kenarlarını kestim. Tekrar o kenarları da değerlendireceğim. Bir beze daha çıkartacağım. Normalde 8 beze kenarlarla beraber 9 beze oluyor. Yani 9 kete oluyor. Hemen bu yöntemle saralım. Bu tarifi videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Önce elinizle ölçün, daha sonra 8 eşit parçaya bölelim. Videoda gördüğünüz gibi bu şekilde kapatın. Üzerini bastırabilirsiniz de. Sizlere nasıl kolay gelirse o şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Sadece kapatıp elinizle hafiften baskı uyguluyorsunuz. Daha sonra bir kenara alıyorsunuz. Hemen sizlere bir kez daha göstereyim. Bakın, elinize alıp da bu şekilde kapatabilirsiniz de. Hepsine aynı işlemi uygulayalım. Sekiz bezeyi bu yöntemle hazırladıktan sonra bir kenara alalım. Daha sonra hafiften un serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Toplamda iki tepsi oluyor. Bir tane de kenarlarını kesmiştim. Onu da küçük bir tepsiye alacağım. Bu şekilde hafiften un serperek elimizle açalım. Bu kısımdan sonra çok önemli dinlendirmemiz gerekiyor. Tepsi mayalaması çok önemli bu tarifte. Bir de tepside kontrol edin. Daha sonra iki tepsiyi üzerini kapatalım. Yarım saat veya daha fazla tepsi mayasında bekletelim. Tepsi maya işleminden sonra üzerine yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine biraz çiğ susam serpelim. Burası isteğe bağlıdır. Çatalla da etrafını gezdirebilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Kavrulmuş susam da ilave edebilirsiniz. 180 derece fırına verelim. Fırından çıktı, gerçekten muhteşem görünüyor. Bu tarifi derin dondurucu için hazırladım. Ben bir kısmını derin dondurucuya kaldıracağım. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Kesinlikle herkes denemeli. Hemen sizlere de şöyle bir yakından da göstereyim. Herkese çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırıp izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.